İnsan midesinin 4 litreye kadar besin depolayabileceğini biliyor muydunuz? Yani iki kola şişesi büyüklüğünde. Vah, bu inanılmaz. Bu videoda midemizin ağız ve yemek borusundan aldığı besinleri nasıl erittiğini göreceğiz. Şimdi mideye bir bakalım. Ah, biraz daha yakınlaştırayım ki bu organın ne işe yaradığını iyice görelim. Midenin sindirimde sorumlu olduğu 3 adım vardır. Öncelikle yukarısındaki yemek borusundan besinleri alır. Buradaki besinler sindirilmeye hazır, yumak haline gelmiş besinlerdir. Besinleri daha da fazla sindirmek için mide burada iki şey yapar. İlk yaptığı şey besinleri karıştırmaktır. Midenin kaslı çeperleri besinleri ezmeye ve daha da parçalamaya yarar. Bunun yanında belli bir dereceye kadar hidroliz de yapılır. Hidroliz yani besinlerin enzimler yardımıyla parçalanması. Hangi enzim olduğundan daha sonra bahsedeceğiz. Tüm bunları yaptıktan sonra kimus denen bir ürün elde edilir. Kimus parçalanmış besinlerin karıştırıldıktan sonraki halidir. Buna midenin kullandığı enzimler ve sıvılar da dahildir. Bu aşamadan sonra besin biraz bekletilir. Çünkü mide aynı zamanda besinleri depolar. Midemiz kimusu sindirilmek üzere 12 parmak bağırsağına yani ince bağırsağın ilk kısmına gönderene kadar besini depolar. İşte bu yüzden 2 ila 4 litre hacminde besini depolayabiliyoruz. Peki midenin anatomisi nasıl? Bu enzimleri nasıl salgılıyor, besinleri nasıl parçalıyoruz? Şuradaki anatomiye biraz bakalım öyleyse. Besin parçalanması için midenin nasıl sorumluluk üstlendiğini görelim birlikte. Midenin içinin şu kıvrımlarla kaplandığını düşünebiliriz. Mide çeperindeki bu kıvrımlar yüzey alanını artırmaya yarar ve aslında burada bir hücre katmanı vardır. Bu katman mide sıvısının çoğu bileşenini salgılar ve birçok önemli bileşenle uyum içindedir. Mide ile ilgili hatırlamamız gereken en temel şey buradaki üç hücre çeşidi. İlk bahsedeceğimiz hücre çeşidi parietal hücre. Parietal hücrelerden salgılanan temel madde ise hidroklorik asit. Hidroklorik asit, pil asidinden bile daha aşındırıcı bir asit türüdür. İkinci tür hücreler ise esas hücreler. Bu hücreler pepsinojen denen bir enzim salgılar. Bu da enzimin aktif olmayan halidir. Yani pepsinojen aktif değildir. Hidrolizin gerçekleşmesi için pepsin denilen bir enzime ihtiyaç vardır. Peki pepsin nasıl üretilir? Bunun için pepsinojene ihtiyaç var. Ha şunu da belirtelim jen eki bir maddenin işlenmeye hazır olduğunu, yani neredeyse tamam olduğunu belirtir. Pepsinojenin pepsine dönüşmesi ve daha sonra hidrolizde kullanılması için bu proteini aktif hale getirmek amacıyla parçalayan hidroklorik asite ihtiyaç vardır. Midede her zaman pepsin veya hidroklorik asit olsaydı ne olurdu? Sizce midemize ne olurdu? Muhtemelen canlı canlı kendini yerdi öyle değil mi? Yani iyi miktarda protein içeren hücre zarınız var. Aynı zamanda midenizi yıpratan çok aşındırıcı asitli madde var. İşte mide ülserleri böyle gerçekleşiyor. Fakat tabii ki hepimizde ülser yok. Şuradaki çukurlarda daha işin başında mide ülseri olmamızı engelleyen hangi madde var sizce? üçüncü hücre çeşidi, mukus hücreleri. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi bu hücreler mukus salgılar. Bu da hidroklorik asit veya pepsin gibi maddelerin mideye zarar vermesini engellemek için mideyi çevreleyen maddedir. Mukus hücreleri olmasa kendimizi canlı canlı yerdik. Özetle, midemiz çok kaslı çeperiyle besinleri karıştırır ve parçalar. Aynı zamanda şurada besinleri eritmek için pepsini kullandığımız yerde gerçekleşen kimyasal bir süreç vardır. Pepsin tek başına sadece bir çeşit besin maddesini parçalar. Protein. Protein amino asitleri birbirine bağlayan peptit bağlarını koparır. Bunu yapmasının sebebi protein makromoleküllerini parçalamaktır. Yani midemizde eritilen tek besin maddesi proteindir. Belirli bir oranda proteini hidroliz ettiğimizde 12 parmak bağırsağına gönderilene kadar midede depo edilen kimus üretiriz. Ya işte midemiz böyle çalışıyor.